Az sonra da izlediğiniz gibi fikri takibe devam. İran'ın göbeğinde, başkentinde inanılır gibi değil. Mossad geliyor, hücrelerini uyandırıyor, takip yapıyor, hedefi belirliyor, tüm hareketlerini kaydediyor ve eylem günü geldiğinde İran ordusunun albay rütbesindeki komutanlarını, devrim muhafızlarının ve dahi savunma sanayinin en önemli nükleer fizikçisinden elektronik mühendisine tek tek ortadan kaldırıyor. Kimine kaza süsü veriyorlar. Balkondan düştü, zehirlendi. Zehirlendi öne sürülen evin sahibi ise ortada yok. İki mühendis hayatını kaybetti. Bir bedel ödenecekti. Her ne kadar İstanbul'da eylem yapmaya çalışsa da ithalat öyle değil mi? İşte onların istihbarat ismi Ortada da büyük bir başarısızlık var ve kelle gitti. Öyle. Devlette yöneticilik, devlette sorumluluk almak böyle bir şey. Başardığınız zaman alkışlanırsınız ama işler ters gidiyorsa, net bir başarısızlık tablosu ortadaysa fatura kesilir ve gidersiniz. Her yerde bu kural aynıdır. Kimin yaptığını bilmiyoruz manşetini attım. Bu kadar ağır bir cümle. Gökhan Hüseyin Taip ismi göster lütfen. Mossad'ın suikastlerinin bedelini aslında onun da ödemesi gerekiyordu. Neden? Görevi. Devrim muhafızlarının istihbarat şefiydi. 2009'dan beri görevde. 13 yıl sonra görevden alındı. Şimdi ajanslara resmi bir Tahran devlet açıklaması düşmedi. Ve fakat baktığınızda suçlamalar olduğu net olarak yazıyor dünya haberlerinde. Devrim muhafızlarıyla bağlantılı asker ve mühendislerin ölümlerinin ardında kim olduğunu açığa çıkaramadı. Hem koruyamadı. Hem kendi toprağında operasyon yedi hem de kimin yaptığını, kimlerin yaptığını ortaya koyamadı. Görevden alındı. Öyle. Sorunların üzerine örterek halının altına süpürerek sonuç almak mümkün değil. Hele devlet yönetiminde o halı bir gün kalkıyor. İsrail gelmiş göbeğinizde konuşlanmış operasyon yapıyor. Siz izliyorsunuz. Şimdi dün Ankara'da Yair Lapid yani İsrail'in Dışişleri Bakanı vardı. O kadar yıl sonra en üst seviyede Herzog Cumhurbaşkanı'ndan sonra Dışişleri Bakanları seviyesinde öyle diyeyim ziyaret gerçekleştirdi. Lapid Hakan Fidan Türkiye'nin MIT istihbarat müsteşarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Neydi görüşmenin ana konusu? Tahmin edilmesi çok kolay. İstanbul'a, Antalya'ya, Türkiye'ye gelen İsrail'e turistlerin güvenliği İran'ın suikast ekiplerinin önce deşifresi sonra derdest edilip yakalanması. Enteresan Nasıl yorumluyorsunuz? İran, Türkiye, İsrail ilişkileri, İran'ın bu yaptıkları ve Türkiye'nin tavrını diye sorulduğunda çok çarpıcı bir cümle kurmuş. Gerçekten içi istendiği şekilde doldurulabilir. Lastikli bir ifade. Türkiye İranlılara bu yaptıklarından sonra nasıl cevap vereceğini iyi bilir. Tarihi sürece de atıf var. Türkiye İranların yaptıklarına nasıl cevap verileceğini gayet iyi bilir. Peki, Tahran'dan yeni bir haber daha var. Yine beylik açıklama ama aktarmak istedim. İsrail Tahran'da Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü, İstanbul'da turistlerimize saldırı olacak Musevilere, İsrail vatandaşlarına. Bu iddialar gülünçtür. İsrail'in amacı bellidir. Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri bozmak. E Türkiye istihbaratı polisi operasyon yapmış. Susturuculu silahlar, ekipler, takipler. Bir dünya delil var. Bunlar ne olacak? Basma kalıp açıklamalarla geçiştirilebilir mi? Durum bu. Bakalım. Tel Aviv, Tahran, Ankara. Bu üçlü kapışma bizi daha nerelere götürecek? Hangi haberleri yaptıracak?